Nasıl çarptı bu kadar ya? Altı üstü iki kadeh içtim yani. İki mi? Emin misin? Oo pardon, üç. Oo evet. Oo. Bir de yolluk vardı değil mi? Ya yolluk vardı ya. O dedenin ağzı nasıl olsa hamile, istediğim kadar içerim. Şoförün hazır. Ya aşkım, aşk olsun ya. Ya aylardır hiçbir şey yapmıyorum. Yani felekten bir gece çalmışım, iki üç kadeh içmişim. Ne var yani? Ya sucuk yemiyorum sana yasak diye Allah aşkına. Ay karısının canı çeker diye sucuk da mı yemezmiş? Sucuklu yumurta diye mi ağlıyormuş? Canım. Sana söz veriyorum. Oğlumuz olduğu zaman. Can olduğunda. Bir ismi var artık onun. Bir dakika, bir dakika. Sen gerçekten kararlısın yani oğluna babasının adını vermeye. Ciddi misin yani? Ciddiyim tabii. En sevdiğimin, canım kocamın ismini vermeyeceğim de kimin ismini vereceğim? Can, canım diyeceğim ona. Aynı evin içinde denir mi sonra iki canla? Delirmem, merak etme sen. Hem bir değil, iki canla yaşayacağım. Hayatta bundan daha güzel bir şey var mı? Fazla. Nazlı! 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 Canım, aşkım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne oldu canım, başın mı döndü? Tansiyonun mu düştü? Ha? Bilmiyorum. Ama daha iyisin şimdi değil mi? Derin derin nefes al. Derin derin nefes al lütfen. Derin nefes al. Tansiyon. Elektro satırtan. Memur bey, eşim bir anda başı döndü de o yüzden yalpaladık. Beyefendi önce bir elektro satırtan verir misiniz? Memur bey, sadece biraz gözüm karardı. Sonra hemen sağa çektik zaten. Alkol aldınız mı? Hayır. Hayır tabii ki. Eşim hamile, görmüyor musunuz? Ama siz alkol almışsınız. Ya evet, ben biraz bir şeyler içtim. Beyefendi, eşiniz iyi değilse aracı burada bırakın, bir taksiyle devam edin. Bu durumda zaten hanımefendinin kullanmasına izin veremem. Ben çıkmam. Canım, canım iyi misin? Hanımefendi iyi misiniz? İsterseniz bizimle araca geçin. Hastaneye biz götürelim sizi. Nazlı, Nazlı. Canım Nazlı, Nazlı. Nazlı, Nazlı, Nazlı. Nazlı iyi misin canım? 54-43 merkez. Civar Gülsel Caddesi'ne bir ambulans istiyorum. Nazlı, Nazlı bir şeyler söyle. Nazlı, canım. Arkadaşlar pardon. O kadar koşturdum ya. Hayır yani nerede olabilirsiniz ki? Doktor bey. Yalvarırım bari siz bir şey söyleyin. Bakın geceden beri harap olduk burada. Eşim iyi mi? Kanama veya pıhtı yok. Bu çok iyi bir haber. Oh çok şükür. Ne oluyor o zaman bana doktor bey? Bebeğimde mi bir sorun var? Tamam. Sen de hemen kötüyü çekme aşkım. Şimdi şöyle. Kan tahlillerinizde bazı değerler normalin çok üstünde. Biz böbrek veya karaciğerde sorun olabileceğini düşünüyoruz. Bir dakika yani şimdi... Can bir dakika.
gebelik zehirlenmesi mi geçiriyorum? Preeklampsi mi? Düşük mü yapacağım? Hamilelik zehirlenmesi gibi bir şey değil miydi bu preleksi? Nazlı çok korkuyor ondan. Preeklampsi de ihtimaller dahilinde ama şimdiden telaş etmeyin bence. Doktor bey bakın ben 39 yaşındayım ve bu benim ilk hamileliğim değil. Ben 3 kere düşük yaptım. O yüzden tüp bebekle hamile kaldım. Ne olur bu bebeği de kaybedemem lütfen. Hayatım sen iyi ol da. Nazlı Hanım size ve bebeğinize çok iyi bakacağız. Bundan endişeniz olmasın. Şimdi hemşire gelecek. Bir kan alalım, birkaç test daha yapalım. Üzerine tekrar konuşuruz olur mu? Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Can. Ben bu bebeği de kaybedemem. Kaybedemem. Ne olur ne aklım ne yüreğim kaldıracak artık bunu lütfen. Hiçbir şey olmayacak aşkım. O da sen de iyi olacaksınız. Hep beraber sağlıkla çıkacağız buradan. Söz mü? Söz. Buyurun. Haber? İşte. Yani dün akşamki rezillikten sonra ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi. Poşet ister misin? Yok Orhan canım istemiyor aç değilim. Gördün mü bizimkini? Tabii ki hayır. Kaçıyor. Vahap'tan kaçıyor. Çocuk gibi ya. Yemin ederim. Vahap Bey'i gördün mü? Mümkünse onu da şu anda görmek istemiyorum. Rezil etti adam ya. Lütfen hatırlatma. Gerçekten şu anda hatırladıkça daralıyorum. Çok sinirlenmeye başlıyorum. Yani evet. Madem kendine engel olamayacaksın niye çıkıyorsun değil mi? Ya işte ateş yani. Yardım etmek istedi iyi niyetle. Doktorları kurtarmak istedi ama sonra yandı bir anda. Kahve söyleyeyim mi kahve? Lütfen. Günaydın. Ha günaydın. Sizi arıyorum Müsaitim. Nerede herkes? Ben erken geldim. Hastanın yanındaydım. Zeynep gelmemiş mi? Yok. Zeynep de yok. Hoca da yok. Tamam. Vallahi Zeynep bilmem de hoca dün akşamki konuşmasından sonra Vahap Bey tarafından vurulmadıysa gelir. Hadi söyle hocam. Ne söyleyeceksin? Durumum ne kadar kötü. Dördüncü evre. Kanser karaciğere sıçramış. HV-1204 diye bir ilaç var. Henüz deneme aşamasında. İkinci aşama klinik deneylerde gayet iyi sonuç veriyor. Denemeye değer bence. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Merak etme. Sağ ol hekim oğlum. Allah senden razı olsun. Ne? Estağfurullah, estağfurullah. Hayır yani şu hastaneye geldim geleli. Hayatı senin burnundan getirmek için elimden geleni yaptım. Yani ne, ben senin yerinde olsam... bana bir bardak su bile vermezdim. Bırak şifayı. Ama işte doktorluk mesleği... böyle. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim hekim oğlum? Olur mu öyle şey canım? Ben de fazla yarlık etmedim. O kadar insanın önünde. Rezil ettim seni. Sana çektirdiklerimi düşününce şimdi... insanmışsın be hekim oğlum. Estağfurullah. Ama bir kere de anladım ki... bu hayatta... ne oldum değil, ne olacağım demeli insan. Yapma. Yapma. Bak şimdi beni de ağlatacaksın, yapma. Hocam, yani küçük de olsa bir... bir umut var değil mi benim için? Şşş, tabii var mı yani? Olur mu öyle şey her zaman? Umut her zaman vardır. Her zaman.
Ama yine de ben deme lazım dedim, ne olur ne olmaz diye ekstra small bir kefen hazırlattım, bir köşeyi koydum senin için. Ne? Teşekkür etmene gerek yok. Ne yapacaksın, ben de böyleyim işte, iyilik yapmadan duramıyorum. Hocam. Hocam. Uyuyakalmış bir de. İntikam zamanı. Hocam! Günaydın hocam. Yani kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama. Ne yapıyorsunuz burada? Hı? Ördek yavruları. Ne geldiniz burnumun dibine yine? Ne yapalım hocam, vallahi sabahtan beri sizi arıyoruz. Niye buradasınız? Niye yolda değilsiniz? Oh, çünkü burası daha rahat. Huzurlu siz yoksunuz. Hocam Vahap Bey'den kaçmıyorsunuz değil mi? Koskoca Hekimoğlu Vahap'tan çekinmiyordur diye düşünüyorum. Yani ufak tefek ama adam azıcık tedirgin edici o tam karınca. Ha hocam, bu arada Zeynep'i gördünüz mü? Ne o? Baka mı? Evet, hasta kadın. 39 yaşında, 28 haftalık gebe. 3 kez düşük yapmış. 3 kere düşük. Bilinç bozukluğu ve koordinasyon kaybı var. Toksikoloji? Alkol ve uyuşturucu yok. Oksibütün kullanıyormuş. İdrar kaçırma için. İlacı kestik ama üre ve kreatinin yüksek. Karaciğer enzimleri de yükseliyor. Gebelik zehirlenmesi. Kadın doğumculara haber verip aradan çekilelim derim. Preeklampsi değil. Kadında tansiyon yüksekliği yok. Zaten bundan önceki gebeliklerinde de preeklampsi olmamış. Çünkü daha önceki gebeliklerinde preeklampsinin görülebileceği döneme kadar devam etmemiş. Üç kere düşük yapmış olması bana bunun altında daha önceden fark edilmemiş bir sorun olduğunu düşündürüyor. Sıradan düşük değil bunlar. Gebelikle alakalı otoimmün bir rahatsızlık olabilir. Hay Allah. Tam immünoloğa ihtiyacımız var. Zeynep istifa etti. Tam işi bırakacak zaman yani. Neyse, haklı mısın bakalım. Dolap dere, kan belirteçleriyle başlayalım. Zeynep işi mi bıraktı? Vaskülit için MR anjiyografi yapalım. Hocam Zeynep istifa etmez ki. İhale ona kaldı değil mi? Ha? Siz Vahap Bey'i maymun ettiniz. Vahap Bey de geldi, Zeynep'i kovdu. Öyle mi? Sana mı kalsaydı? Ben onu söylemiyorum hocam. Başka bir şey söylüyorum. Ultrason diyorsun sen. Tamam, yapalım. Hocam konuşmayacak mıyız? Konuyu böyle kapatacak mıyız? Zeynep nerede? Niye istifa etti? Neden yok? Ne oldu? Magnezyum infüzyonu başlayalım preeklampsi ihtimaline karşı. Hadi bakalım. Haydi olay yeri inceleme iş başına. Haydi iş başına. Tamam. Hocanın bireysel şovu yüzünden kız işinden olacak ya. Öyle bir şey var mı? Kişi şu anda cevap veremiyor. Açmıyor mu? Açmıyor, gördüğün gibi. Senin o içerideki halin neydi? Bir şey yapmadım ki. Ben de onu söylüyorum işte, hiçbir şey yapmadın, pıstın kaldın. Bu kadar mı teslimsin sen hocaya? Her gün beraber çalıştığın doktor işinden olmuş. Hiç mi sormak gelmedi içinden neden nasıl oldu diye? Ne yapsaydım? Bağırsa mıydım adama? Hoca dün muhabbı rezil ettiği anda birimizden birinin ipini çekmiş oldu zaten Mehmet'in. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Ne yapsak boş. Çok iyi ya. Giden sen olsaydın böyle sessiz kalacak mıydın? Mehmet Ali hocaya sabaha kadar bağırsam ne olacak? Ne değişecek? Hayır, sen atarlandın da ne oldu? Hekimoğlu bu, bildiğini okuyor. O zaman kimsenin suratını atasını söylemeyelim. Korkak. Ergen. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Emre Hoca, işinizle ilgilenen doktorlardan bir tanesi. Siz de hoş geldiniz doktor. Merhaba, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Bakalım mı bebeğiniz ne durumda? Evet, lütfen. Eşim çok endişeli doktor bey. Bir an önce görelim bebeği de biz de rahatlayalım. Bakacağız şimdi. Evet. Thank you.
ultrason gayet iyi görünüyor. Fetüste bir sıkıntı yok. Çok şükür. Hamilelik zehirlenmesi geçirmiyor muyum yani? Preklemsi hala ihtimal dahilinde. Ama en azından durumun daha kötüye gitmediğini görebiliyoruz. Ne yapalım peki? Yani gidebilir miyiz artık? Nazlı'nın bir süre daha istirahat etsin burada. Bebeğin durumunu gözlemleyelim. O sırada da kan testlerimiz çıkmış olur. Tamam. Size potasyum ve magnezyum vereceğiz. O yüzden serumlar devam edecek. Ama fetüs için saat başı kontrole geleceğiz. Öyle gelin. Ne oluyor? Ne oluyor? Çabuk. Doktor bey. Çabuk. Doktor bey boğuluyor. Tamam, gelin gelin yatın şöyle. Evet. Açın ağzınızı. Ne oluyor? Ne oluyor? Lütfen bir şey söyleyin. Boğazına bir şey sıkışmış. Kas güçsüzlüğü olabilir. Oh. Aa, aa. Tamam. İyi misiniz? Yutkunamıyorum. Aa. Vahap'tan saklanmak için yanlış yeri seçmişsin. Ben seni bekliyorum. Kimseden saklandığım yok. Niye? Yani Vahap seni sıkıştırınca bana mı sığınacaksın? Çok beklersin. Şunu verip kaçacaktım zaten. Evet. Zeynep istifa mı etti? Ne ara oldu bu? Ve de niye benim haberim yok? Dün akşamki müthiş konuşmamdan sonra. Dün akşamki rezaletimden sonra demek istiyorsun herhalde. Yani. Sen nasıl görüyorsan artık. Bu tavırlarının çevrendekilere ne kadar zarar verdiğini ne zaman anlayacaksın? Bunu ne zaman kabul edeceksin acaba? Bilmem. Gideyim de bir düşüneyim. Ne zaman kabul edebilirim acaba? Yutarken boğazınız acıyor mu? Evet doktor hanım, ağrıyor. Tamam, ben o zaman size şimdi boğazınızı yumuşatması için gargara yazacağım. Çıkışta bankodan alırsınız. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun, rica ederim. Hocam. Aysel Hemşire, bir numaradaki hastaya reçete yazacağım. Buyurun hocam. Sen verirsin hastaya. Hocam Zeynep Hoca'yı gördünüz mü? Bir tane imzası eksik kalmıştı, onu almam lazım. Haberin yok mu? Zeynep Hoca gitti. İyi tamam, sonra alırım imzasını. Ha yok, öyle değil. Zeynep Hoca işten ayrıldı. Vahap Bey mi bir şey? Yok yok, Zeynep Hoca kendi isteğiyle gitti. Yani istifa etmiş. Yok hocam, olmaz öyle bir şey. Zeynep Hoca kadar işine bağlı bir doktor öyle bırakıyorum der mi? Bir dur bakalım, kokusu çıkar yakında. Ama bence geri gelir. Umarım. Yani gerçekten gitse çok üzülürüm, vedalaşamadık bile. Merak etme. Bir bakalım durumlar ne oluyor? En kötü evine gideriz seninle ziyarete. Tamam. Sen şimdi sıradaki hastayı ver bana. Teşekkür ederim. Can, aşkım. Uzansana biraz. Perişan oldun sen de. Yok yok, ben iyiyim. Sen beni düşünme. Sen kapat gözlerini, uyu birazcık. Ben buradayım. Bir an olsun ayrılmam yanından. Git kahve al bari. Kahvesizlikten gerileceksin sonra, bilmiyor muyum ben seni? Tamam o zaman, ben gidip hemen bir kahve alıyorum kendime. Hemen dönerim. Telefon yanımda. Bir şey olursa hemen gelirim. Oğlum, canım. Benim oğlum inat edecek. Hayatta kalacak. Bırakmayacak annesini, değil mi? Ne gayret oğlum. Annesini babasını bırakmaz benim oğlum. Canım, seni çok seviyorum. Ben senin için her şeye katlanırım, tamam mı? Ne olur sen de beni sensiz bırakma. Hı?
Gelin Rahat Bey, oturun. Buyurun. Ne bu? Ateş Hekimoğlu'nun istifa mektubu, ha? Herhalde. Akşamki rezaletten sonra rezaleti zirvede bırakma kararı aldı herhalde. Rahat Bey yazıyor işte, bakın isterseniz. Yani Zeynep'in istifa mektubu. Ne bu ya? O çok istediğiniz tasarrufu artık gerçekleştirebiliriz ve tanı departmanında rahat bırakırsınız diye tahmin ediyorum. Ne şimdi bu? Ben anlamadım ki. Siz bana bir kumpas mı kuruyorsunuz İpek Hanım? Efendim? Yani Zeynep Hoca ile birlikte karar verdiniz herhalde, değil mi? Dediniz ki, kızım sen şimdi git hocanı kurtar, istifanı ver. Öyle mi? Bahbet, çok rica edeceğim. Lütfen kendinize gelin artık. Bu insanlar koskoca doktorlar. Yani başkalarının lafını dinleyecek değiller herhalde. İpek Hanım, ben size açık bir şey söyleyeyim mi? Bu iş böyle kapanmaz. Benim itibarım iki paralık oldu. Saygınlığım zedelendi. Sizin o toz kondurmadığınız tuhaf Hekimoğlu'nun yaptıkları yüzünden. Bakın, o birimden herkes tek tek istifasını verse bile o gitmeden bu iş kapanmayacak, haberiniz olsun. Bilmem anlatabildim mi? Çok iyi anladım Mahmut Bey. Çok memnun oldum buna. İyi çalışmalar. Hocam saygılar. Ne yapıyorsun? Hocam paspas yapıyordum da. Anladım. Burayı mı yapıyorsun sadece? Evet hocam burayı. Tertemiz olmuş. Hocam buranın daha fazla temizliğe ihtiyacı var gibi geldi bana. Onun için burayı temizledim hocam. Anladım. Bak şuralar bayağı pis gözüküyor. Bankonun önü. Hocam. Ayselim Şirin'in önü. Hocam burayı komple bitirsem olmaz mı? Gel bakalım orayı bir temizleyelim. Hocam burayı devam etsem olmaz mı hocam? Olmaz Muzo, burası temiz. Şimdi orayı temizleyeceğiz, gel bakalım. Gel bakalım. Ayselim şuraya. Şurayı biraz fasfaslayacak Muzo, tamam? Fark etmemişim ben hocam, tamam. Geldi Muzo. Tabii hocam, hemen. Akşama da uğrarsın. Şu kalbine bir daha bakarım. Tabii hocam, nasıl uygun görürseniz. Ritim problemi var da kalbinde. Ay geçmiş olsun Muzaffer. Tamam geçmiş olsun dedi sana insan, bir teşekkür ederim falan der. Teşekkür ederim Aysel Hanım. İyi hadi ver benim dosyayı da. Birazdan çıkacağım. Bakarım tertemiz olmuş mu? Tabii hocam, tabii hemen temizlerim ben. Merhaba doktor bey. Selam. Kaplan ailesi. Evet, nedir şikayet? Sürekli hasta oluyor ama bu sefer nezlesi bir türlü geçmedi. Nefes alamıyor, bir de ateşi çok yüksek. Şş, tamam babacığım, tamam. Bak doktor amca geldi, bakacak şimdi sana. Yatıralım bakalım yavru kaplanı. Gel şöyle, yavaş yavaş. Anneciğim nereye geldik biz? Nereye geldik? Ay doktor amca sana mı bakacakmış şimdi? Ay nereye geldik biz? Evet. Bakalım bakalım şu yavru kaplana. Maşallah. Çevirelim annesi. Sıyır bakalım sırtını. Tamam. Pekala, alabilirsiniz bebeği. Yavrunuz. Nezle değil, zatüre. Ne?
Zatürre bebekler için çok tehlikeli değil mi? Öyle, ne yazık ki. Yapmayın doktor bey, biz nezle zannettik. Yatıracak mısınız peki? Yatıracağım. Yalnız zatürre endişelenmeniz gereken ikinci problem. Nasıl? Korkutmayın biz doktor bey. Başka nesi var? Bir ay içerisinde bebeğiniz 25. persentilden 3. persentile gerilemiş. Yani? Yani büyümesi gerekirken küçülmüş. Gerçi bebek uzmanı değilim ama bebeklerin biliyorsunuz normalde büyümeleri gerekiyor. Sizin bebeğiniz küçülmüş. Neden? Nasıl besliyorsunuz? Yani biz anne sütünü kestiğimizden beri özel bir beslenme uyguluyoruz ama onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Nasıl bir beslenme? Yani sağlıklı içi besinlerle besleniyoruz. Veganız da biz. Yani et, süt, işte yumurta. Ya bütün hayvansal gıdaları çıkardık hayatımızdan. Onun yerine badem sütü, sebzeler, meyveler. Meyve, sebze. Yani sağlıklı içi yiyeceklerle besliyoruz kızımızı. İyi yapıyorsunuz. Sizin atalarınız ateşi henüz bulmadı galiba. Ama önemli değil. Ben size anlatırım. Çok basit. Ocak, düğmeye basıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Pof, alevler manevler. Öyle pişirip yersiniz artık. Bebeklerin proteine, kaloriye, yağ ihtiyaçları var. Kucağınızdaki tavşan yavrusu değil. Çiğ otla besleyemezsiniz. Peki ne yapacağız doktor bey? Aç bırakmayacaksınız. Yatışını isteyeceğim. Her şey benim kontrolümde olacak. Zatürre için antibiyotiğe başlayacağız. Büyümesi için de damardan besleyeceğiz. Ateş bey. Bebeğim iyileşecek ama değil mi? Merak etmeyin. Vegan serum kullanacağım. İçerideki bebişin yatışını yapın, bana da haber verin. Tamam hocam. Muzo nerede? Tansiyonu düştü, 3 numaralı odaya aldık. Ayran içiyor şimdi. Afiyet olsun. Ver bakalım, parmağımızı basalım gidelim. Askerit bulgusu gözükmüyor. Ne kadar ilginç. Hep sen haklı çıkarsın Armike. Hep sen doğruyu bilirsin. Başka bir otomobil hastalığı olabilir. Değilse o zaman konuşursun. Yok canım, ben cesaret edemem. Konuşamam Mehmet Ali. Bilmiyor musun beni? Susarım ben. Evet doğru. En iyi bildiğin şey susmak. Ama sen öyle mi ya? Çarpışırsın hekim olur değil mi? Göğüs göğüse. En azından ben bir tepki veriyorum. Senin gibi ölü taklidi yapmıyorum. Yapma ya. Nazlı Hanım iyi misiniz? Hayır, sancılarım başladı. Çok şiddetli mi? Düşük yaptığımdaki gibi. Doğum mu başlıyor? Daha çok erken. 7 ay doğdu oğlumun. Bir şey yapın lütfen. Tamam. Biraz dayanmaya çalışın. İlaç vereceğiz. Evet abi, dönün başlayalım hanım. Siz zaten magnezyum alıyor şu anda. Nazlı Hanım, şimdi sakin olun. Biz size ilaç vereceğiz. Doğumu durdurmaya çalışacağız, tamam mı? Derin nefes alalım lütfen. Derin nefes alıyoruz. Çok güzel. Tamam, derin nefes alın. Nazlı. Can Bey tamam, sakin ol. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bakın doğum başlamak üzereydi ama durdurduk. Merak etmeyin. Şimdilik. Ne? Tamam anladım, geliyorum şimdi yanınıza. Vahap Bey hoş geldiniz. Merhaba. Vahap mı? Yanınızda mı? Hı. İyi tamam. Hoca yok mu? Gördüğünüz gibi yok Vahap Bey. Bugün gelmedi mi hiç? Geldi ama nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Ne yazık ki. Ha, anladım. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Ha. Emre hocam, bir gelir misiniz? Size bir şey soracağım da. Tabii. Abi. Buyurun abi. Emre hocam, bu Hekimoğlu neyin peşinde? Anlat bakalım.
Anlatacak hiçbir şey yok Vahap Bey. Yapmayın, anlatacak her zaman bir şey vardır. Yani neyine güvendi de sabote etti konuşmayı? Ha? Bunun bir, kesin bir planı vardır. Sen biliyorsundur, anlat. Evet Emre Hoca, seni dinliyorum, anlat. Dediğim gibi Vahap Bey, anlatacak hiçbir şey yok. Belki farkında değilsiniz ama Zeynep Hoca gitti. Yani istediğiniz gibi departman bir kişi eksildi. Oklar artık Hekimoğlu'nun üzerine çevrildi. Yani artık birbirimize ihtiyacımız kalmadı. Hmm. Yani diyorsun ki bu kadarla yeterin sizde, öyle mi ya? Ben olsam öyle yapardım diyorum. Siz gençler ne kadar çabuk teslim oluyorsunuz ya. Anlamadınız galiba abi. Durumun teslim olmakla bir ilgisi yok. Artık birbirimize yardım etmeyeceğiz diyorum. Ha, öyle diyorsun. Yani ispiyon yok. Köstebeklik bitti diyorsun. Anladım. E tabii Zeynep işten çıkınca ha? Kendi yerini garantiye aldın değil mi sen de? Tam aksine. Ok yaydan çıktı, her şey birbirine girdi. Hmm. Evet, işimi kaybetmekten korkuyordum. O yüzden size yardım ettim. Zaten mantıklı olan buydu. Ama aynı zamanda mantıksızmıştı. Ama tabii bu sizi ilgilendirmez. Sizi ilgilendiren tek bir şey var Vahap Bey. Artık benim size ihtiyacım yok. Yani dolayısıyla sizin de bana. Anladım. Peki ben sana son kez seni ilgilendiren bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Adımlarına dikkat et, olur mu bundan sonra? Tavsiye. Kolay gelsin. Sana da. Ne diyor? Hiç. Ne demek hiç? Niye çağırmış seni dışarı? Boş boş konuştu işte ya. Niye çağıracak? Yüzün niye gülüyor peki, anlamadım. Üstümden bir ağırlık kalktı. Ondandır. Ben yemek yiyeceğim, geliyor musun? Geleyim, tribal enfeksiyon. Geleyim. Nasıl? Biraz daha iyisin değil mi? Ben iyiyim de. Bebek de iyidir değil mi? İyidir herhalde canım. Yani bu kadar doktor ilgileniyor bizimle hayatım. Ya erken doğum olursa? Ne engel olamazlarsa? Canım. Sen şimdi bunları düşün. Annenler arıyor. Hayda. Can ne olur bak hiçbir şey söyleme, tamam mı? Hayatım bir şey söylemeden olur mu hiç? Can sakın diyorum. Efendim anne. Hastanede misiniz? Nereden öğrendiniz peki? Yo, siz gelmeyin. Tamam, ben geliyorum şimdi. Ben hemen geliyorum. Buradalarmış ya. Kesin Bahar söyledi. Bir tek ona söyledim ya. Tutamamış ağzını. Ben gideyim, alayım geleyim onları bari. Can hayır, sakın. Bak kimseyi görmek istemiyorum diyorum. Hayat. Onlar kimse değil ki. Onlar senin ailen. Can anlamıyorsun. Onlar şimdi torun hayali kurarken ben onu hayal kırıklığına uğratamam. Ne olur ya, kaldıramayacağım bunu artık. Peki tamam. Ben gelirim şimdi. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk. Hangi odada Nazlı? Annesi de eşyalarını getirdi. Ne olur çıkalım da göreyim kızımı. Babacığım Nazlı dinleniyor şimdi. Buyurun oturun. Buyurun. Yanına kimseyi sokmuyorlar. Ya ben bile zor giriyorum. O zaman tehlikeli mi durumu peki? Yok, tehlikeli olacak bir şey yok. Yani mümkün olduğunca dinlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi sizi görecek, sevinecek, heyecanlanacak filan. Zaten doktora izin vermez.
ne alayım size? Aç mısınız? Bırak bizim boğazımızı oğlum. Bana kızımı anlat. Hakikaten iyi mi? Babacığım, o da bebek de gayet iyi. Doğum olana kadar bizi hastanede tutacaklar. Hayırlısıyla torunumuzu buradan kucağımıza alıp çıkacağız inşallah. İnşallah. Ben bir çay alıp geleyim. Al torunumuzu görmeyi kısmet etsin bize ya Rabbim. Amin. Anneciğim aferin Şirat. Hop bitti. Bitti. Aferin kızıma. Aferin kızım. Çok güzelsin. Anlattık bize bir şey aldı. Teşekkür ederiz. Tamam işte Zeynep gitmiş. Daha neyin derdinde bu vahap? İlla kan davasına mı çevirecek meseleyi? Rezil olmayı ateşin yanına bırakmayacaktır. Orası kesin. Ateş de uğraşınca ne gelecek başına gördü. Adamın iş hayatını bitiriyor diye. Tamam o da uzatmasın işte. Zeynep yetinsin. Zeynep de durduk yere işini kaybetti. İnsanların hayatlarıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı öyle değil mi? Sen bu konuda kendini suçlu hissetmiyorsun bari. Suçluyum ama. Değilsin. Eğer Ateş Vahap'ın istediği konuşmayı yapsaydın Zeynep işinden olmazdı. Sen ne alakası var? Zeynep Hoca yok mu? Cevap verseydin ya. Hak yemin ol ben senden daha çok üzülüyorum Zeynep'in gitmesine. O yüzden üzerime gelme artık. O kadar üzülseydin de kim onunla bir şey söylerdin? Bu arada Vahap'a her şeyi Emre taşıyorken Zeynep'in işler olması çok adaletsiz değil mi? Afiyet olsun. Size de. Otursanıza. Bölmeyelim. Yok yok hayır. Afiyet olsun. Ateş Hoca yok mu? İnanmazsınız ama kendisi yine kayıtlı. Geldin mi? Geldim, geldim. Bak bu da geldi. Hastane çantam, her şeyin onun içindeydi. Nasıllar, iyiler mi? İyiler, iyiler, çok iyiler. Ne dediler beni göremeyince? Vallahi biraz hayal kırıklığı oldu tabii. Ama ikna ettim sonunda. Yani heyecanlanmaması gerek dedim. İşte dinlenmesi gerek dedim. İşte dedim de dedim bir şeyler. Bu da gelmiş. Ya babayı da getirmişler. Of babacığım ya. Ya bak her şeyi düşünüyorlar görüyor musun? Sen bir de şuna bak. Ay inanmıyorum. Getir. Şuna bak ya. Ya görüyor musun? Ya? Beni de düşünmüş Allah. Bir de bunun arkasına böyle kocaman can yazdırır. Nasıl kocaman? Bunun kendisi el kadar zaten. Ya şimdi bunu mu giyecek böyle küçücük elleriyle, küçücük göbeğiyle, küçücük ayaklarıyla? Kokusu. Can, oğlumuz daha doğmadan onu özlemem normal mi? Ya baksana daha kendisiyle tanışmadan hasretini çekiyorum resmen. Ben de size bakıyordum. Konuşma. Değil mi? Konuşma olmadı. Farkındayım istediğimiz gibi gelişmedi. Aslında şey konuşmuştuk ya.
Yani ya konuşmayı yaparsın ya da ekibinden birini çıkarırsın. Diyorum ki o zaman ben bizim ekipten Zeynep'i... Yarın sabah istifa mektubunla birlikte odamda olmanı istiyorum. Herkesin içinde benden özür dileyeceksin. Adam gibi itibarımı iade edeceksin. Yoksa seni bitiririm. Değer verdiğin ne varsa bir bir elinden alırım. Haberin olsun. Yani ödeşmedik mi o zaman? Zeynep o zaman hiç ayrılmasaydı işten. Ne yapalım, çağıralım geri mi gelsin? İpek Hanım, sizden bir ricam olacak. Yarın için bir yönetim kurulu toplantısı organize eder misiniz lütfen? Tamam, edelim. De konumuz ne Vahap Bey? Niye toplanıyoruz? Ateş Hekimoğlu'nun kovulması. Bence geç bile kaldık, değil mi? Teşekkür ederim. Erken doğum risk hazırlığı gibi görünüyor şu anda. Hastanın sancıları azaldı. Eskisi gibi periyodik gelmiyor artık. Hocam sizi ofiste görmek ne kadar güzel. Vahap Bey buldu mu sizi sonunda? Muhabbetimizi de ettik bir güzel. Ya Zeynep'in gitmesi çok kötü oldu. Keşke engel olsaydım. Tomurcuk çayının yerini bir o biliyordu. Dediğim gibi hocam, preeklemsi. MR ve anjiyodan hasta strese girdi. Doğum stres yüzünden başladı. Aha! Buldum. O kadar da gerek yokmuş Zeynep'e canım. Miyasteni olamaz mı? Sanmam. Kas güçsüzlüğü yoktur. Evet ama boğuluyordu, yutkunamadı bile. Bu da bize en azından yutkunma kaslarının güçsüzlüğünü gösterir. Ne takıldı boğazına? Yediği yemek. Bu arada ayrıyeten kas güçsüzlüğü preeklampsinin bir belirtisi değil. Sizim gelmiyor herhalde. Ne takıldı boğazına? Ayva kompostosu ama bunun bir önemi yok ki. Yani yutkunamaması kas güçsüzlüğü olduğunu gösteriyor. Yani pişmiş yumuşacık bir ayva parçasıyla mı boğulacaktı? Kılçıklarını çıkarmayı unuttu herhalde. Kas güçsüzlüğünden farklı bir şey. Endoskopi yaptınız mı? Yani yemek borusunu tıkayan bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Konuşmamız lazım. Aha. Konuşmamız lazım. Çok sakat bir cümle. Galiba boşanıyoruz Orhan hocanızı. Hakkınızı helal edin çocuklar. Yarın yönetim kurulu toplanıyor. Haberin var mı? Yok. Neden toplanıyor bilmek ister misin? Senin için. Ben? Evet. Vallahi çok onore oldum. O kadar insan toplaşıp beni mi konuşacaksınız? Doktor, şaka yapacak seviyeyi çoktan geçtik. Hangi seviyedeyiz? Rahat ol sen doktor. Götür çayı, kurabiyeyi. Veya götürmezsen bilirsin. Ben iyiyim. Bana bir şey olmaz. Dur. Sana hiçbir zaman bir şey olmaz. Koy birliği. Sen herhalde benden yanasın. Hı? Hı. İpek de benden yanadır diye düşünüyorum. Yani bana dokunamaz Vahap. Doktor, sen Vahap'ın yönetmekten haberi olmadığını mı düşünüyorsun yani? Sözleşmem var. Ya senin o sözleşmende ekibin maaşı yazıyor mu? Senelik departmanımız masrafları yazıyor mu? Ya adam eski kurt. Onun çoktan bir B planı vardır. Z'ye kadar yolu var. Ya sen ne kadar daha bu umursamaz rolünle devam edeceksin? Ne rolü? Umursamaz rolü. Zeynep'in gitmesini umursamıyorsun. Vahap'ı umursamıyorsun. Ben. Sıkıldım benden. Biraz da seni konuşalım. Ya bana nereden geldik şimdi? Ne alaka? Sen niye buradasın bu saatte? Hayda. He? Doktor, bana bak. Yengemle aranız iyi mi? Ateş, kendine dikkat et abi. Aradığınız kişi şu anda cevap veremiyor. Açmıyor. Açmıyor. Tamam artık, arama, boş ver. Sen merak etmiyor olabilirsin ama ben merak ediyorum kızı.
yakınında bir arkadaşım oturuyor. Ondan rica ettim bir kolajen et diye. Zeynep eve girip çıkarken görmüş. Bir sıkıntı yok yani, iyi. Ayrıca Ali de sabah uğramış. Konuşmuşlar. Neden peki sabahtan beri söylemiyorsun? Neyse, en azından normale dönmeye başlıyorsun herhalde fabrika ayarlarına. Hadi bir bakalım bari. Boş ver, tamam bırak. Ya gidelim bir konuşalım. Neden istifa etmiş, ne olmuş, iyi mi, kötü mü, ne bileyim. Gidecekse de adam gibi vedalaşalım. Mehmet Ali bak, eğer isterse açar telefonları. Konuşur bizimle, çözeriz. Ayrıca ben senden daha eski tanıyorum Zeynep'i. O yüzden bırakalım kafasını dinlesin. Ayrıca kafam çok karışık bu aralar. Geçti mi? Geçti. İyi akşamlar. İyi akşamlar Muzu. Ateş Hocama bakmıştım demin. Ateş Hocamız Orhan Hocamızla beraber çıktı gitti. Nereye gitti de meçhul. Gelmez mi dersiniz? Bir konuda yardım isteyecektim de kendisinden. Muzu, gel otur, ben senin derdini çözeceğim. Yok hocam, olur mu hiç öyle şey, estağfurullah. Sana estağfurullah. Gel lütfen, rica ediyorum ya. Gel otur, senin derdini çözeceğim. Evet, Muzu'muzun bir derdi var. Sorun bir kız meselesi. Hocam öyle pat diye. Öyle pat diye söylenir. Hatta ben ismini de vereceğim. Çok özür dilerim. Aysel Hemşire. Hocam demeseydiniz öyle. Çok hoşuma gitti. Aysel Hemşire mi? E sen gittin bu konu için, kim onda danıştın ha? Ben varken. Sen varken. Ben tabii ya. Siz anlar mısınız hocam? Oğlum bak, bu işin piri benim. Piri sensin. Vay anasını ya, enteresan. Vay be. Sen ona bakma. Bak şimdi. Buyurun hocam. Yapmamız gereken çok basit bir şey var. Ne yapacağız peki? Senin ne kadar düşünceli, ne kadar romantik, ne kadar komik biri olduğunu göstereceğiz Aysel Hemşire. Ondan sonra gerisi kendi elinden gelecek. Gerisi dediği şey bekarlık ya, benden söylemesi. Onu dinlersen öyle. Nasıl yapacağız hocam peki? Planımız nedir? Şöyle yapacağız. Sen şimdi yarın sabah ilk iş poliklinik kadınla salon alacaksın. Güzel bir çiçek yaptırıyoruz. Ailesinden istemeye mi gidiyor? Gizlice Aysel Hemşire'nin masasına bırakıyorsun bunları. Önce gizemli bir hayran durumu yaratalım. Sonra yavaş yavaş yürürüz. Gitti Muzu, koş. Yaptım hocam, bıraktım bankoya. Helal sana Muzu. Bak geri geldi Aysel Hemşire. Merhabalar. Bankoya kayıt, sonra bana muayene. Ha, başvuran kaynamaydı hocam. Biz sizinle zaten anlaşırız. Sakat adamı sıradan bekleyeceksiniz. Tabii canım. Bir hasta geri çevrilir mi? Bence de biz anlaşırız. Buyurmaz mısınız? Şöyle alırım sizi. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Su vereyim mi? Sağ olun hocam. Bayağı yoruldun. Şuradan şuraya. Nedir şikayet? Baksanız hocam halime. Görünen köy kılavuz ister mi? İstemez. Ne zamandır böyle? Doğuştan hocam, doğuştan. Halimiz vaktimiz ortada. İnanın hocam, şu değnekler olmasa evden dışarı adımımızı atamıyoruz. Hoş çıksan da yani ne işe yarayacak? Otobüse minibüse de binilmiyor ki. Evet. Ne yapsak acaba? Var mı bir fikir? Benim gibi engelliler için indirimli araçlar varmış ama kahvehanede arkadaşlar söylediydi. İyi söylemişler, çok iyi düşünmüşler. Aynen, ben de öyle düşündüm ve kalktım geldim hocam.
bana bir rapor yazsanız da ben gitsem. He. Yüzde kaç? Engelli raporu galiba değil mi? Yüzde kaç düşünüyorsun? %90 engelli oranı olsa... Vallahi çok %90. 40. 80 olsun bari hocam. Yok. 50. 60 olsun hocam. 60. 50. 60 iyidir hocam. 50. 60 hocam, 60. İyi hadi 60. Ama pazarlıkçıymışsın be sen de. İyi anlaştık. Hadi çık o zaman bankodan raporunu al. Oradan da istediğin gibi bir araba alırsın. Benim için de bir tur atarsın artık. Aa, vallahi mi hocam? Aa, ne oldu? Ha? Müjdeli haberi alınca ne oldu? Mucize yaşandı herhalde. He? Aa, aa, aa. Uf. Acıyor. Çok acıdı. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? He? Engel derecesi kurul tarafından belirlenir. Öyle doktora geldim, rapor aldım. Yok. Zaten senin engelin mengelin de yok. Siz beni yanlış anladınız hocam. Yanlış anladım öyle mi? Hadi. Hadi. Hadi dışarı. Değnekleri de bırak. İhtiyacı olan birine veririz. Tabii ya hocam. Hayat size güzel. Sizin tuzunuz kuru. Siz ne anlarsınız bizim gibilerin halinden, çektikleri çileden? Tabii ya. Biz ne anlarız sizin gibilerin halinden, çektikleri çileden? Ne anlarız biz? He? Yani benim tuzum kuru, öyle değil mi? Soner, Soner, Soner Gülcan. Kızım. Vallahi Gülcan. Kızım. Çocuğun gözleri açıldı resmen. Bir tanem, iyi misin? Hoş geldiniz doktor bey. Hoş geldiniz Ateş bey. Evet, nasıl yavru kaplanımız? Biraz daha iyi evet. Sanki. Bakalım. Kızım. Tatlı. Kızım bak doktor amca bakacak şimdi. Maşallah. Ruhu iyi gidiyor. Çok teşekkürler Ateş Bey, çok sağ olun. Teknik olarak bana değil, Alexander Fleming'e teşekkür etmeniz gerekiyor. Zira antibiyotiği geliştiren kişi kendisi. Peki, tamam. Zatürreyi kontrol altına aldık. Beslenme kısmı sizde. Tamam. Ocak, ateş. Merak etmeyin doktor bey, ben de. Kızım. Kızım. Canım. Ne oldun sen? Ya sen ne yaptın? Işıl ve Soner Kaplan. Biziz, buyurun. Buyurun, bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Anlamadım. Neden? Çocuk ihmaliyle suçlanıyorsunuz. Biz. Çocuk ihmaliyle. Hakkınızda ihbar var. Bebeğinizi aç bırakmışsınız. Ben Aile Bakanlığı'ndan geliyorum. Nasıl? Biz çocuğumuzu aç bırakmışız. Saçmalamayın. Bir anne baba bebeğini nasıl aç bırakabilir ki zaten? Hanımefendi, bizim çocuğumuz aç falan değil. Lütfen. Alalım anneyle babayı dışarı. Bir saniye memur bey. Bir dakika. Bir saniye beni dinler misiniz? Bana ben çocuğun babasının kızını attığınızın farkında mısın? Hanımefendi, memur bey, ben bebeğimi bırakmışım. Başka. Böyle mi mahvedecek beni bab? Ne oldu, ne yapmış? O da seni mi rezil etmiş? Hastamın anne babasını gözaltına aldırdı. O aldırmadı, ben aldırdım. Hemşireler endişe etmişler, gelip bana anlattılar. İstismar olduğuna dair kanıtlar da var. E sen de raporuna yazmışsın zaten yeterli beslenemediğini. Aile Bakanlığı'na haber vermeyerek büyük bir risk almış olacaktın. Anne babası istismarcı falan değil. Aptallar. Ah iyi tamam o zaman. Çok rahatladım şimdi gerçekten. Sen niye benim işlerime burnunu sokuyorsun? Ben senin işlerine burnumu falan sokmuyorum. Seni ve bebeği korumaya çalışıyorum. Neyden koruyorsun? Polisler gelip beni mi tutuklayacaklardı? En fazla disiplin komitesi bir şaplak atardı, o kadar. Hı hı. Adama senden kurtulması için çok güzel bir bahane verecektin. Ben vermesem de o zaten bir tane uydurur, merak etme. Vahap'ın kurulda bir tane oyu var. Geri kalan 11 kişiyi ikna etmek zorunda, anlıyor musun? Ben sadece onun işini kolaylaştırmanı engellemeye çalışıyorum burada. Her şey yolunda şu anda. Korkacak bir şey yok. Oh, çok şükür. O zaman beklemeye devam, değil mi? Aynen öyle.
Biz tekrar uğrarız. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Bak gördün mü aşkım? Ben sana söylemiştim. Her şey yoluna girecek. Korkulacak bir şey yok. Neler oluyor? Hastanın yanına geliyoruz hocam. Nedir durum? Her şey yolunda gözüküyor. Göz kapaklarını muayene ettiniz mi? Hayır. Ben olsam ederdim. Neden hocam? Bilmem. Böyle düşünürken aklıma geldi. Can Bey. Eşinizin göz kapağı her zamankinden farklı gözüküyor mu? Bir diğerinden biraz düşük ama yani yorgun sonuçta. Az önce bir şey yok demiştiniz. Ben anlayamıyorum. Şimdi niye böyle bir şey söylediniz? Kafanızı geriye yaslayıp ağzınızı açabilir misiniz? Bu biraz rahatsız edici olabilir. Fokusa baskı yapan bir şey olmalı. Tamam. Bu yüzden mi boğuluyordu? Bir röntgen çekmemiz lazım. Ama bebek ne olacak? Röntgene giremezsin demiştiniz. Evet ama şu anda başka çaremiz yok. Akciğerin sağ üst lobunda 6 santim yaklaşık. Evet, kitle var. Granülom olabilir mi? Klasifikasyon yok. Öyle bakmayın, tamam ben konuşurum. Bunu da niye takıyorsam şimdi? Alo. Geldiler mi? Tamam, hemen geliyorum. Maalesef küçük hücreli akciğer kanseri. Kitle yemek borunuza baskı yapıyor. Metastaz yapmamış ama akciğerinizin diğer bölümlerine de yayıldığı için sizi operasyona alamıyoruz. Yani bu doğru olamaz. Yani başka bir şey var dedi doktorlar. Böbreklerinde, beyninde bir sorun var dediler. Evet, bizim paraneoplastik sendrom dediğimiz bir durum vardır. O da kısaca şöyle anlatayım. Vücudumuz tümörlerle savaşması için antikorlar üretir. Bazen olağanın dışında bu antikorlar başka hücrelere saldırırlar. Böbrek gibi, karaciğer gibi, beyin gibi ya da gözümüzü kontrol ettiğimiz sinirler gibi. Sizdeki paraneoplastik sendrom bu kitlenin tümör olduğunu anlatıyor bize. Ne kadar kötü? Bu küçük hücreli akciğer kanseri diğerlerine nazaran daha hızlı yayılır. 5 yıllık sağ kalma oranı %10 ila %15 arasında. Onun için Nazlı Hanım, hiç vakit kaybetmeden tedaviye başlıyoruz. Sizi kemoterapi ve radyoterapiye başlatacağız. Radyoterapi mi? Radyasyon bebeğe zarar vermez mi? Merak etmeyin, başlamadan evvel sizi sezaryen alacağız. Yarın sabah ilk iş. Ya bunca zaman el birliğiyle erken doğum yapmayayım diye uğraştınız, şimdi sezaryen mi diyorsunuz? Bebeğimin hayatta kalma olasılığı nedir? 28. haftada oldukça yüksek. %80 diyebiliriz. Bir dakika. Ölme olasılığı 1/5 mi diyorsunuz? Bebeğimin sağlıklı doğacağını garanti edebiliyor musunuz doktor bey? Nazlı Hanım, beklemenizi hiç ama hiç önermiyorum. Canım, hemen tedaviye başlamam gerekiyor. Beklersem ne olur? Bakın, kanseriniz çok hızlı yayılıyor ve yayılacak. Sizin durumunuzda bir hasta için 2 ila 4 ay arasında bir süreden bahsedebilirim. Eğer bir hafta bile... Bir hafta daha beklersem şansı ne kadar artar?
29. haftada %90 civarında diyebiliriz. Beklemek istiyorum. Radyasyon almak istemiyorum. Nazlı, kendine gel lütfen. Öleceksin. Duymuyor musun dediklerini? Duyuyorum ama görüyorsun işte benim zaten yaşama şansım sıfır. Can bari bebeğimiz kurtulsun. Bak canım tamam. Şu anda şoktasın. Doğru düzgün düşünemiyorsun. Ama lütfen yani beni düşün. Bebeğimizi düşün. Kendini düşün lütfen. Doktor bey lütfen konuşun karımla, ikna edin onu. Lütfen yalvarıyorum size. Kimse beni ikna etmeye çalışmasın. Sezaryen olmak istemiyorum. Sağlıklı bir doğum yapmak istiyorum. Sağlıklı bir bebek doğurmak istiyorum. O kadar. Saçmalama. Yalvarırım saçmalama. Çok üzgünüm. Yapamam. Beklemek istiyorum. Evet. Değerli arkadaşlar kusura bakmayın, affedersiniz, çok özür dilerim, geç kaldım. Bir başka yönetim kurulu toplantım vardı, aynı güne iki toplantı koymuşlar. Çok affedersiniz. Evet, şimdi bazı notlar getirdim yanımda. Evet değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Ateş Hekimoğlu geçenlerde benim hakkımda bir konuşma yaptı. Ben de onun yaptığı bu konuşmanın altında kalmak istemiyorum. Bu iyiliğe bir karşılık vermek istiyorum. Buyurun. Affedersiniz, çok... Biraz geciktim, çok affedersiniz. Orhan Hocam, beni şaşırttınız doğrusu. Siz hiç beklemiyordum bu toplantıya iştirak edersiniz diye. Rica ederim, olur mu öyle şey? Ben bölmek istemiyorum, buyurun devam edin. Evet. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki bir insanın rezil mi, vezir mi olduğu hareketlerinden bakılarak anlaşılabilir. Dolayısıyla şimdi gündem maddemiz olan Ateş Hekimoğlu ile ilgili ben bir takım notlar çıkarttım. Onun davranışları ile ilgili. Müsaade ederseniz çok kısa onun üzerinden geçmek isterim sizlerle birlikte. Şimdi bir kere bir reanimasyon protokolünü ihlal etti. Hatırlayacaksınız bir mahkemelik bir olay oldu. Sonra ameliyathaneye böcek getirdi. Efendime söyleyeyim bir cerrahın üzerine, çok affedersiniz özür diliyorum herkesten, tükürdü. Mafya üyesi olduğu herkesçe malum olan bir şahıstan, bir hasta yakınından oldukça kıymetli, değerli bir hediye, bir otomobil kabul etti. Hiç etik olmayan bir şey. Bunlar şu anda hemen öyle aklıma gelenler, çıkardığım notlar. Tabii liste uzun. Eğer vaktiniz varsa devam edebilirim. Vahap Bey, Hekimoğlu farklı bir karakterde ve kişilikte olabilir. Ama bunları konuşacağımıza, onun kariyerini, bu hastaneye kattıklarını ve sunduklarını da konuşalım o zaman. Hay hay, tabii ki ona da geçelim. Ateş Hekimoğlu... Bir hastanenin herhangi bir departmanının alabileceği şikayetin daha fazlasını tek başına almayı becermiş bir hekim arkadaşımız. Bence bu bir dünya rekoru bu arada. Vahap Bey, kimse Ateş Hekimoğlu'nun sütten çıkmış ak kaşık olduğunu savunmuyor burada. Bakın, kusursuz bir insan mı değil, hataları var mı? Elbette var. Hatta ya bence de etik değerleri tekrar tartışılabilir. Evet ama mesele... onun ve departmanının bugüne kadar yüzlerce hayat kurtardı değil midir asıl mesele? Tabii tabii. Bence hep aynı yerde patinaj yapıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar, rahatsızlığını herkesin gözüne sokan, tedaviyi reddeden bir ilaç bağımlısı bu arkadaş. Bence bu hastanenin yüz karası, bence bu hastanenin utanç kaynağı. Bunları daha örnekleri çoğaltabilirim ama terbiyem çok müsaade etmiyor buna. Daha fazla kabalaşmak da istemiyorum. O yüzden de ben konuşmamı toparlarsam gündem maddesine geri dönüyorum. Değerli arkadaşlar, bu hastaneden açık konuşuyorum. Ya Hekimoğlu gider ya da ben giderim. Çok rica edeceğim, kişiselleştirmeyin. Aa, hiç merak etmeyin, kişiselleştirmeyin. Ben öyle şeyler yapmam, merak etmeyin. Yani ben öyle zaten tek başıma şapkamı, paltomu alıp da buradan bireysel olarak bir çıkış yapmam. Ben gidersem yanımda 10 milyon dolar benimle birlikte gelir. Nasıl? Böyle daha az kişisel oldu mu İpek Hanım? Vahap Bey, bu hastane o parayı bir amaç uğruna kabul etti. Buradaki herkesin tek bir amacı var. O da insan hayatı kurtarmak. Yanılıyor muyum? Ve sizin de amacınızın bu olduğunu düşünüyorduk. Şimdi siz bu parayı Ateş Hekimoğlu'na karşı bir silah olarak kullanırsanız... yani kafaları karıştırırsınız, kusura bakmayın. Orhan Bey,
Ateş Hekimoğlu bir iş yerinde kabul edemeyeceğim her ne varsa kendi bünyesine toplamayı becermiş bir hekim. Yani ben buraya gelir gelmez ilk söylediğim şey, hatırlayacaksınız, benim burayı bir şirket gibi yöneteceğimi deklare etmiştim size. Şimdi siz kendinizi benim yerime koyun lütfen her biriniz. Siz bu hastanenin ya da herhangi bir şirketin yöneticisi olsanız, size itaat etmeyen, sizinle iyi çalışmayan, sizin söylediklerinizi dinlemeyen biriyle çalışmak ister misiniz? Lütfen herkes bu soruyu kendine sorsun. Peki. Toparlarsak bu vesileyle Ateş Hekimoğlu'nun kadrodan çıkarılması ve de hastaneyle ilişiğinin kesilmesini oylamak istiyorum. Müsaade ederseniz. Tamam. Ateş Bey bir cezayı hak ediyor olabilir. Ama nasıl bir ceza verileceğini kurul olarak tartışmamız gerekmez mi? Onu tartıştık biraz önce. Vahap Bey, zamana ihtiyacımız var. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Evet, oylamaya başlayalım lütfen. Hekimoğlu'nun gitmesi lehinde oy verenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Evet, Orhan Hocam. Sizi bekliyoruz. Yani kusura bakmayın. Nasıl anlamadım? Kusura bakmayın ne demek? Elimi kaldırmıyorum, kusura bakmayın. Yani hayır mı demek istiyorsunuz? Hayır diyorum. Talep reddedildi o zaman. Peki, tamam. Anlaşıldı. Oy birliğiyle alamıyoruz kararı. Orhan Hocam, rica etsem odadan çıkabilir misiniz lütfen? Pardon? Ya odadan çıkmanızı rica ediyorum. Vahap Bey, yalnız beni odadan çıkartarak oyumu iptal edemezsiniz. Çünkü bir talebi tekrar oylamak için bir iş günü evvel tebliğ etmek gerekiyor. Bir iş günü beklemeniz gerekiyor. Çok rica edeceğim gerçekten. Benim bu yönetim kuruluna girmeden önce o yönetmeliği okumadığımı nasıl düşünürsünüz? Evet, ben tekrar rica ediyorum. Lütfen odadan çıkar mısınız? Yeni bir şey oylayacağım. Ne oylayacaksınız affedersiniz, anlamadım. Çok merak ettim. Orhan Yavuz'un yönetim kurulundan alınmasını oylayacağım. Yani artık bu kadarı da... Yani ben bir şey söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Bir şey söylemenize gerek yok zaten. Odadan çıkarsanız çok sevinirim. Evet. Şimdi Doktor Orhan Yavuz'un yönetim kurulu üyeliğinin düşürülmesi, yönetim kurulu üyeliğinden alınmasını oylamaya geçmek istiyorum. Nazlı Hanım, Sezer'in ısrarla reddediyor. Bu işin sonu hiç iyi değil. Bence de. Orhan Hocanız nerede? Aradım ben birkaç kere, açmıyor. Kadın bile istiyor, ölecek. Evet ama bebeği kurtulacak. Sen hep burada olsaydı fedakarlığın ne kadar önemli olduğunu anlatırdı. Ne yazık ki burada değil. İşte fedakarlık. Peki söyleyin bakalım, sizce bu kadın mantıklı, rasyonel bir karar mı veriyor? İnsan temel motivasyonlarından vazgeçebiliyor. Bazen. Bu sefer sayılmaz. Bu tamamen biyolojik. Yani evrimsel açıdan bakarsak gelecek neslin ihtiyaçları daha önemlidir. Kadının doğru bir karar verdiğini mi söylüyorsunuz yani? Ben bir şey söylemiyorum. Darwin öyle söylüyor. Bence bizim hastamız gelecek nesil değil. Bizim hastamız Nazlı Hanım, annesi. Onu iyileştirmeye çalışmamız lazım.
onkolog olan o. Nerede bu Orhan Hoca? Nerede bu Orhan Hoca? Plan çok iyi. Hı? Kansere çare bulacağız çünkü biz. Ateş Bey, merhaba. Kaçtınız mı karakolda? Hayır. Yok, ifademizi aldılar, sonra da bizi serbest bıraktılar. Ama koşarak hastaneye geldik, şimdi bizi kızımızın odasına almıyorlar. Allah Allah. Niye almıyorlar ki? Kızınızı öldürmeye çalıştığınızı düşündüklerinden mi acaba? Biz kötü bir anne baba değiliz Ateş Bey. İnsan çocuğunu bile isteye aç bırakabilir mi zaten? Biz bir beslenme uzmanıyla çalışıyoruz, o söyledi bize. Bebeğimizin ihtiyacı olan her şeyi ona yedirdiklerimizden alabileceğini söyledi. Kafamıza göre hareket etmedik, bir uzmanla çalıştık biz. Instagram'dan mı buldunuz o uzmanı acaba? Kesin. Ah bu internet sonunda bizi işsiz bırakacak. Hayır tabii ki Ateş Bey. Benim amcam kendisi beslenme uzmanı. Diplomalı, bu işin okulunu okumuş. Biz en güvendiğimiz insandan yardım aldık bu konuda. Adı neydi yavru kaplanın? Kiraz. Kiraz Kaplan. Kiraz. Hı hı. Hadi be. Evet. Güzel. Memoli. Bir tomografi istiyorum senden bir hasta için. Apse veya gizli bir enfeksiyon var mı bakacaksın? Kiraz Kaplan. Evet. Kiraz. Kiraz Kaplan, evet gerçekten. Tamam. Görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Soner, ya ona bir şey olursa? Ben dayanamam. Şişt, tamam, böyle konuşma lütfen. Tamam, sakin ol. Şu halimize bak ya. Biz, benim çocuğum orada yatıyor. Biz burada yanına giremiyoruz ya. Ya biz gerçekten aç bıraktıysak, onu böyle besleyemediysek, yani bizim yüzümüzden hasta olduysa, ya ben nasıl bir anneyim Soner ya? Ben nasıl bir anneyim ya? Ben kendi çocuğuma, kendi ellerimle sebep olacakmışım Işıl, neredeyse ya. Işıl, böyle bir şey yok. Sen de biliyorsun biz ne kadar uğraştık, ne kadar araştırdık bir hata yapmamak için. Çok başarılı olduk gerçekten, bravo bize. Ya çiğ sebze ne ya? Ya çiğ sebzeni Allah aşkına küçücük bir bebek o ya. Ya biz bu cahilliği nasıl yaptık? Biz kendi çocuğumuza nasıl böyle bir aptallık yaptık? Benim gerçekten aklım Işıl, almıyor. Işıl sakin. Bak düzelecek, tamam mı? Benim bebeğim bak orada yatıyor. Ben burada yanına giremiyorum. Ben onun annesiyim Soner ya. Ya ben onun annesiyim ya. Gene ona bir şey olursa. Olmayacak, merak etme. Ya olursa olmayacak. Ama ya olursa olmayacak, ya. Lütfen olmasın. Olmayacak. Lütfen olmasın. Tamam, olmayacak. Dayanamam, yapamam. Şişt, tamam. Doktor, bu Vahap'ın klinik deneyleri ne alemde? Küçük hücreli akciğer kanseri için bir çalışma vardır herhalde. Ne yapıyorsun sen? Toplanıyorum. Kovuldum. Ya ipeğe mi asıldın? Hı? Onun gözü bende. Söylemiştim sana. Ne oldu? Söyle. Hayır. Gitmemen lehinde oy kullandım. Bu kadar. Ne yapıyor bu adam be? Benim kalmamı isteyen herkesten kurtulmaya mı çalışıyor? Evet. Sadece sen mi lehimde oy kullandın? Evet. Herhalde sadece kuruldan atıldın. Oy birliğiyle komple işten atılmadın. Hı. Füsun Hanım hayır demiş, İpek hayır demiş. Bir de Hakan'la Günday hayır demiş. Bey, boş ver be, ne olacak? İyi, iyi oldu. Kurtuldun kuruldan. Çarşamba akşamları boşa çıktın. Bir şeyler yaparız, maça gideriz, at yarışına gideriz. Sonuçta hala doktorsun, doktor. Vahap Bey itibarımı zedelememek için istifa seçeneği sundu. Ben de kabul ettim. Evet. Ulan, evliliğim berbat. Çoluğum yok, çocuğum yok. İki şey var hayatımda ya. Bir bu hastane, bir de seninle olan bu tuhaf arkadaşlığım. Ama şimdi görüyorum ki bu ikisi küçük bir konuşma yapmaya değecek kadar önemli değil senin için. Ha? Aslında öyle değil. Zamanı geri döndürebilsem. Yine aynısını yaparsın. Neyse, yakında sen de gideceksin zaten. Üf.
hücreli akciğer kanseri tedavisi klinik deneyler. Ben konuşurum. Semih Bey, her şey yolunda. Endişelenecek hiçbir şey yok. İlaçlarınıza devam edin. Ya sonradan bir şey çıkarsa? İşte bunun için dikkatli olacağız. Kontrollerimize geleceğiz. Düğmelerinizi yükleyebilirsiniz. Bravo. Harika korumuşsun beni. Çok teşekkür ederim İpek Hanım. Rica ederim. Orhan'ı postalatarak mı koruyorsun beni? O konuşmayı yaparken ne düşünüyordun Ateş? Onca insanın önünde Vahap Bey'i rezil ederken ne bekliyordun mesela? Sen bu şakaları yaptığın için insanların gelip senin sırtını sıvazlamasını falan mı bekliyordun? Bak Zeynep işinde ne oldu? Ardından Orhan. Şimdi sıra sende. Ve bu işin Zeynep'le sonlanmayacağını sana daha önce söylemiştim. Ne paraymış be? He? Para. Bütün mevzu para, değil mi? Evet, kesinlikle para. Hepsi parayla ilgili. Vahap Bey kendine ne yapabilirdi bu parayla, düşünsene be. Yat alabilirdi, uçak alabilirdi. Ama ne yaptı? Bize verdi. Ne için? Daha fazla ekipman almamız için. Araştırma yapmamız için. Ve daha fazla hayat kurtarmamız için. Ateş, gerçekten çok iyi bir doktorsun. Ama sen bile 10 milyon dolar etmez. Tümör hücresinin DNA'sını diziledik. P53 geninde 55. kodonda mutasyon var. Bence klinik deneyiniz için mükemmel bir aday. Nazlı Hanım'ın kanseri bayağı ileri seviyede. Kolay vakalar arıyorsanız yanlış uzmanlık seçmişsiniz hocam. Bunun dışında sağlığı iyi mi? Mükemmel. Peki ne zaman deneysel çalışma ilacını verebilirsiniz? Önümüzdeki haftanın sonlarına doğru. Kanser çoktan üçüncü seviyede. Geç kalmak şansını düşürebilir. 2-3 gün içinde. Tamamdır. Geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Haberleşelim. Kolay gelsin. 2 gün içinde deneysel çalışmaya katılabilecek. 2 gün içinde çalışmaya giremez. Kadın hamile. 2 gün içinde hamile olmayacak. Sezaryeni ayarladım. İyi de hocam, majör bir ameliyattan sonra en az 30 gün boyunca klinik bir deneye katılamaz. Yani sezaryen bir ameliyat ama tabii majör bir ameliyat mı, o tartışılır. Evet ama bu kararı siz veremezsiniz. Zaten tartışılır dedim ben de. Ne yapacaksınız yani hocam? Şimdi klinik deneye katılacak doktoru mu kandıracaksınız? Vahap Bey amca beni işten atmak için bahane arıyor. Ha? Öyle mi? Adamın elinde eşek yüküyle bahane var zaten. Geç. Başka? Var mı itiraz? Hocam kurallar çok açık. Bunu yapmanız hastanın hayatını tehlikeye atar.
E hadi gel. Beraber söyleyelim hastaya bunu. Sen git, ben biraz takılacağım. Hoş geldiniz hocam. Hemen konuya gireceğim. Anjiyogenez inhibitörleri tümörlerin kan damarı oluşturmasına engel olur. Kan akışı olmayınca tümörler büyüyemez ve ölür. Bu çok iyi. Bir dakika, peki ya bebek? Bebek için tehlikeli bir tedavi. Öğleden sonraya sezaryen ayarladım. Hayır, hayır, hayır. Nasıl hayır aşkım? Ya beni de mi düşünmüyorsun? Can lütfen, seninle bu konuyu daha fazla tartışmak istemiyorum. Bakın, tedavi daha deneme aşamasında ama şimdiye kadar deneklerin %30'undan fazlasında iyileşme sağlandı. Bakın, diğer doktorlara da söyledim, ben sezaryen istemiyorum. Doğumu beklersek o zamana kadar hayatta kalma şansın şimdikinin 1/3'üne kadar düşecek. Tamam, peki ya bebek prematüre doğarsa? Yeni doğan yoğun bakımımız memleketin en iyisi. Bakın, daha akciğerleri, beyni hazır değil. Ama yaşayabilir. Can, sen hasta bir çocuk büyütmek nasıl bir şey biliyor musun? Onun yaşama şansı seninkinden çok daha yüksek. Bu tedaviyi uygulamalarına izin vermen lazım. Nazlı, lütfen. Hocam, lütfen siz de bir şey söyleyin. Yani siz onu ikna edebilirsiniz. Tamam, yalnız bırakın bizi. Kahve falan içmek ister misiniz? Biraz dinleyin, kafanızı dağıtın. Tabii, olur. Ne zamandan beri oksibitin kullanıyorsun idrar kaçırma için? 20 yaşımdan beri. 20. Biraz erken değil mi? Yani 20'li yaşlarda idrar kaçırma biraz nadir rastlanan bir durumdur. Sağlık konusunda hep şanssız oldum ben. Anladım onu. Fark ettim. Şey dedin ya, kocana, hasta bir bebek büyütmek nasıl bir şey bilmiyorsun sen. Yani sonuçta hasta bir bebek büyütmek nasıl bir şey olurdu kim bilir demedin. Yani demek ki sen biliyorsun. Hasta bir çocuk büyütmenin nasıl bir şey olduğunu ben öyle anladım. İlk bebeğin değil bu. Ve kocanın haberi yok. Evet. On sekiz yaşındaydım. Hamile kaldım. Evlendik. Oh. Dünya güzeli bir kız mı oldu? Sonra Alexander hastalığı var dediler. 2 yıl ölümünü izledik. İlker, o zamanki eşim, çok çok iyi bir adamdı. Kızım öldükten sonra bir acıdan birbirimizin yüzüne bakamaz olduk. İlker'i bıraktım. İşimi bıraktım. Her şeyi bıraktım. Duygusal bir hikaye. Şimdi anladım neden bu kadar bencil davrandığını, kocana neden yalan söylediğini. Ben ona yalan söylemedim. Gerçeği sakladım. Var mı bir farkı? Bakın, ben bu kez kocamı korumak istiyorum.
bu bebeği zamanında ve sağlıklı doğurmak istiyorum. Hepsi bu. Bundan doğal ne var? O yüzden ölmeye razıyım. Nasıl koruyacaksın? Onu anlamadım. Yani ölerek kocanı nasıl koruyacaksın? Söyleyebilir misin? Ayrıca kocan yaşamanı istiyor, ölmeni değil. O anlayamaz. Kimse anlayamaz. Trajediler var sonuçta hayatta. Trajediler oluyor. Yapacak bir şey yok. Ben sana yaşamak için bir şansım var diyorum. Sen kocanın gözlerinin içine baka baka yaşamayı denemeyeceğini söylüyorsun. Ne yapayım ben? Yani bir doktor olarak ne yapmalıyım? Söyle bana. Sana bebek bekleyen bir kadavra gibi mi davranayım? Hayır, ölmek. Doğacak olan bebeğini hayattaki bütün pisliklerden, bütün kötülüklerden, bütün hastalıklardan koruyacaksa durma, öl. Sonuçta insanların kendilerini öldürmek istemeleriyle ilgili bir sorunum yok benim. Ama bu onları kahraman yapmaz. Bana bak. Tamam. Ne öneriyorsanız deneyeceğim. Saat 4'te ameliyat. Teşekkürler, zahmet oldu. Estağfurullah. Hava biraz soğumuş. Biraz daha iyi misiniz? Daha iyi. Onlara bir şey olmayacak, değil mi? Olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim bildiğiniz gibi daha önce de kayıplarımız oldu. Ama hiç bu kadar yaklaşmadık. Yani bir bebeği kucağına alıp öpmek, koklamak, sevmek filan. İkimiz de bilmiyoruz bütün bunları. İnsan heyecanlansın mı, korksun mu bilemiyor gerçekten. Hem dört gözle bekliyorsun, hem de erken gelmesin diye dualar ediyorsun. Çok tuhaf bir duyguymuş. Daha önce hiç yaşamadığım bir şey. Efendim hocam. Hoca eşinizin yanından çıkmış. Yani? Eşiniz sezaryen olmayı kabul etmiş. Hadi bakalım. İsterseniz eşinizin yanına gidebilirsiniz. Tamam, sağ olun. Sezaryeni kabul etmişsin. Evet. Canım. Bu da geçecek. Bunu da atlatacağız. Biz neler atlatmadık ki? Can. Benim sana bir şey anlatmam lazım. Bundan 20 sene önce ben bir doğum yaptım. Kızım oldu ilk eşimden.
Nazlı sen ne diyorsun? Yani sen nasıl böyle bir şey bana söylemezsin? Sen nasıl böyle bir şey bana söylemezsin ya? Ama yaşamadı. Kızım yaşamadı. Tutunamadı hayata. Can. Çok özür dilerim, sana söyleyemedim. Bak bu var ya, bu oyuncak ondan bana kalan tek şey. Nazlı. Bana bunu nasıl söylemezsin? Sen bunca yıl bunu içinde nasıl tutarsın? Sen bunu bana nasıl anlatmazsın? Ben senin kocanım ya. Ben senin kocanım. İşte bu yüzden oğlumuzun sağlığı için hiçbir risk olmasın istedim. Sen sağlıklı bir evlada kavuş istedim. İnsan karısının kaybıyla yaşar. Ama evladını kaybetmek, onun daha doğar doğmaz hayatla mücadele etmek zorunda kaldığını görmek Can, bu çok büyük bir acı. Ve sen bunları yaşama diye ben ölüme bile razı oldum. Can, sen benim bir tanemsin. Oğlumuz yaşayacak. Söz mü? Söz. Canımız yaşayacak. Bulmuş sonunda kendine bir oda. Seninki. Vahap. Hastan nasıl? Sezaryene olmayacak. Güzel. İkna edebilmene sevindim. Küçük gelmişsin şimdi. Yeni odası. Neyse. Olmadı benimkine geçer. Daha havadar. Benimki. Ondan geriye doğru sayın. Tamam. 10, 9, 8, 7. Hazırız. Arkadaşlar, hastayı uyandırın. Vahap Bey aradı. Sezaryen iptal. Hey! Aslan senin yüzünden ölüyor. Gerçekten mi? Allah Allah. Kadına sezaryen yapıp 5 saniye sonra da klinik deneye sokmaya çalışan bendim herhalde ha? Her şeyden haberi vardı onun. Her konuda bilgilendirildi. Ha. Klinik deneyi yürüten doktor hastanın ağır bir ameliyat olacağı konusunda bilgilendirilmemiş ama. Hayatı tehlikede olan o değil. O karar veremez. Neticede adamın deneyi bu. Değil mi doktorun? Günün sonunda karar merci o. Ne olur? Ha? İstatistiklerin mi çöker? Evet. Dolayısıyla araştırmada kötü etkilenir. Sen ne para kaybedersin? Aynen öyle. Hayat kurtaracak bir tedavinin piyasaya sürülmesine engel olur. Bir kişiden bahsediyoruz. Bir kişinin verisi hiçbir şeye engel olmaz. Bir kişi bile bal gibi engel olabilir, mahvedebilir her şeyi. Allah'tan sen varsın, ha? Evet. Hastaların hayatını kurtarıyorsun, harika. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Akşama tekrar yönetim kurulu toplanacak. İstersen o zamana kadar git biraz rahatla, gevşe, aşağı in, dizini seyret, ha? Ha, bu arada duyduğum kadarıyla dizideki karakter var ya, o doktor, yakışıklı doktor. Bu bölümde kovuluyormuş. Öyle haber aldım. Bence bomba gibi bir bölüm olacak. Sakın kaçırma, olur mu? Bir metre. Yaklaşma. Sezaryen olursa hala klinik deneye katılabilir değil mi? Yani yoksa 30 gün beklememiz mi gerekir? Bundan sonra durum araştırmayı yapan doktorun kararına bağlı.
katılabilecek kadar sağlıklı olursan. Mavi kot! Mavi kot! Nazlı! Nazlı hayatım! Can Bey çıkar mısınız? Nazlı! Oksijen saturasyonu 80'lere kadar düştü. Nazlı hayatım iyi misin? Can Bey dışarı çıkar mısınız? Doktor Bey lütfen bir şey söyleyin. Anlamaya çalışıyoruz. Eşiniz solunum yetmezliği çekiyor. Dışarı çıkar mısınız? Lütfen dışarı çıkabilir miyim? Nazlı! Çabuk çabuk çabuk. Bebeğin hareketleri normal gözüküyor. Ani gelişen akciğere dönme acaba? Akciğer dokusunda bir problem yok. Hemşire Ambu çabuk. Tamam sızır. Akciğer damarında pıhtı var. Hemen ameliyat almanız lazım hemen. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Biri anlatacak mı bana? Ne oluyor? Sorun bir emboli, bir kan pıhtısı. Akciğer kanserinde çok sık görülür. Pıhtı damarı tam anlamıyla tıkamış değil. Kan akışı az da olsa devam ediyor. Eşinizin biraz olsun nefes almasını sağlayabildik. Ancak pıhtıyı çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de tedaviyi onaylamanız gerekiyor. Evet evet tabii. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapın. Evet ama durum o kadar basit değil. Bebek için en doğrusu eşinizi acil sezaryen almak olur. Doğumu ne kadar ertelersek bebeğinizde oksijen yetersizliğinden dolayı beyin hasarı olma ihtimali artar ve bu da bebeğinizi kaybederiz demek oluyor. Tamam, ne gerekiyorsa yapın. Söylemeye çalıştığım şey şu. Eşinizin şu anki durumunda sezaryen çok tehlikeli bir hale geldi. Tehlikeli derken? Can Bey, eşinizin kurtulamama ihtimali çok yüksek. Çok üzgünüm ama hızlı bir seçim yapmanız gerekiyor çünkü eşinizin bilinci kapalı. Ya bebeğe ya da eşinize bir şans vereceksiniz. Onun yaşamasını istiyorum. Sezaryen yapmayın. Saturasyon değerleri hala çok düşük. Streptokinaz vermemiz lazım. Çok riskli. İlaç pıhtı yerirse bile kanama yapma riski çok yüksek. Hemodinamik olarak stabil değil. Bu bebek için hiç iyi değil. Babanın önceliği bebek değil anne. Hemşire hanım, streptokinaz. Tansiyon düşüyor. Dopamin başlıyorum. Pıhtının erimesini beklemeyiz. Pıhtıyı çekip çıkarmamız lazım. Sistolik tansiyon 80 milimetre civa ve stabilize oldu. Oksijen saturasyonu yükseliyor. Çıkarabildiniz mi pıhtıyı? Sanırım. Durumu stabil. Oksijen değerleri ne kadar düşük kaldı? Yaklaşık 10 dakika. Beyin fonksiyonları etkilendi mi? Etkilememesi lazım. Tansiyon düşüyor. Dopamini arttıralım. 30 mikrograma kadar çıktık. Kalı sepsise mi girdi? Karın içine kanaması var. Bunu durdurmamızın bir yolu yok.
Ben gidip Yeşil'le konuşayım. Bekle. Sen burada kal. Siz mümkün olduğu kadar stabil tutmaya çalışın. Sırasında bir travma geçirdi. Karın içine büyük bir kanama oldu. Elimizden gelen bir şey yok maalesef. Üzgünüm. Hayır, hayır. Hayır. Sezaryen için onayına ihtiyacım var. Ama sezaryana girerse sağ çıkamaz demiştiniz. Evet. Öyle. Ben yapamam. Onay veremem. Can. Karın ölüyor. Ölecek. Öyle ya da böyle. Yapacak bir şey yok. Ben çok üzgünüm, çok üzgünüm, çok üzgünüm, ben çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Güçlü olman lazım. Onayına ihtiyacım var. Kararları hep o verir. Ben bir şey bilmiyorum ki. Ama kararı vermen lazım. Ben yapamam. Yapamam. Karının senden ne istediğini çok iyi biliyorsun. Bak. Eğer bu kararı verirsen... bebeğiniz yaşayacak. Sen kendini suçlu hissedeceksin. Karının ölümünden dolayı. Ama Nazlı'nın bebeği yaşayacak. Ben ona söz verdim. Oğlumuz yaşayacak diye söz verdim. Solunum yok. Hadi, hadi. Yapabilirsin, hadi. Hadi. Ne oluyor? Ventrikülen fibrilasyona benziyor. Nabız? Yok, defibrilatör. Çabuk. Hadi, elini hazırla. Çak. Durum ne? Hala nefes alamıyor. Entübe etmemiz gerek. Çak! Anneyi kaybettik.
yönetim kurulu toplantısına gidiyorum. Konuşmamız lazım. Duymak istemiyorum. Hastayla alakalı. Hamile kadınla mı ilgili? Klinik deney için gereken kriterleri karşılamadı. Bunun için özür dilememi bekliyorsan yapmayacağım. Ondan bahsetmiyorum. Şu anda biz zaten hayatta olan hastalara odaklansak daha iyi olur. Kaybettik anneyi. Pulmoner emboli. Çok kan kaybetti. Bebeği kurtardık, oğlu hayatta. Bu Kiraz Kaplan'ın tomografisi. Namı diğer küçülen bebek. Temiz bezi yok. DiGeorge sendromu. Timus bezinden geriye bir şey bırakmamış. Genetik. Bu yüzden de kilo olamadı. Şimdi ben polisi ve Aile Bakanlığı'nı arayıp suçlamaları geri çektireceğim. Tamam. Ben de bir test yaptırayım. Emin olalım. İmmünoglobin başlarsın hastaya. Sen başlamayacak mısın? Ben burada olmam herhalde. O zaman. Bebeğinizin durumu iyi. Görmek isterseniz ben dışarıdayım. İpek Hanım, daha bekleyecek miyiz? Vahap Bey gelir gelmez başlayacağız hocam. Merhaba arkadaşlar. Herkese selam. Öncelikle çok güzel bir gün diliyorum hepimiz için. Evet, notlarımızı açalım. Nerede kalmıştık? Evet, konumuz malumunuz dünkünün aynısı. Sebepler de aynı. Tekrar sıralamaya gerek yok. Ateş Hekimoğlu'nun bu hastaneden gönderilmesiyle ilgili. Bunu bir önce neticelendirelim, işimize bakalım. Burada takılmayalım. Evet değerli arkadaşlar, Ateş Hekimoğlu'nun işten çıkarılması için bu lehte oy kullananlar
Lütfen ellerini kaldırsınlar. İpek Hanım. Yapmayın İpek Hanım, gerçekten. Yani böyle yaparak bir yere varamazsınız. Yani biliyorsunuz eninde sonunda Ateş Hekimoğlu bu hastaneden gönderilecek. Yapamam. Çekimser kalabilirsiniz. Çekimser kalmıyorum Vahap Bey. Hayır oyumu kullanıyorum. Arkadaşlar çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız gerçekten. Biliyorsunuz ki şu iki oylama arasında çok fazla bir zaman dilimi geçmedi. Ben çok merak ediyorum. Bu zamanda acaba ne olmuş olabilir? Ha? Siz de merak ediyor musunuz? Yani ne oldu? Ateş Hekimoğlu sizi yemeğe mi çıkardı İpek Hanım? Yoksa ha belki de bir demet gül almıştır. O da olabilir. Veya da hiç tahmin etmediğimiz bir şey. Tehdit mi etti sizi? Hayır efendim. İnsanları iyileştirdi, hayat kurtardı. Anladım. Hep aynı şeyler. İnsanları iyileştirdi, hayat kurtardı. Oho, biz burada çalışan insanları ödüllendirmeye kalkarsak bu toplantıların sonu ardı arkası kesilmez ki. Biz burada ödüllendirmek için değil, cezalandırmak için bir toplantı düzenledik. Yani Ateş Hekimoğlu'nun yapmadıklarını cezalandırmak üzere bir aradayız. Hekimoğlu kimseyi dinlemiyor. Evet. Siz de kimseyi dinlemiyorsunuz Vahap Bey. Kimseye hesap vermiyorsunuz. Çünkü kendinizi bizim sahibimiz sayıyorsunuz. Öyle zannediyorsunuz. İpek Tekin'in kuruldan atılması için acil bir oylama başlatıyorum. Vahap Bey, İpek Hanım'ın canı sıkkın. Bizim de öyle. Neden Hekimoğlu'nu kurtarmak için kariyerinizi riske atıyorsunuz? Bakın, eğer Hekimoğlu'nun gitmeyi hak ettiğini düşünüyorsanız... ya da benim, ya da Orhan Hoca'nın gitmeyi hak ettiğini düşünüyorsanız... lütfen evet oyunuzu kullanın. Ama Vahap Bey'in parasını kaybetmekten korktuğunuz için... oy kullanacaksanız ben haklı çıktım demektir. O sizin çoktan sahibiniz olmuş demektir. Ama artık benim sahibim değildir. Bir karar verme hakkınız var. Ve bu büyük ihtimalle bu hastane için vereceğiniz son gerçek karar olacaktır. İyi günler. Evet, biz gene devam edelim değerli arkadaşlarım. İpek Tekin'in kuruldan çıkarılması için lehte oy kullananlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Thank you.
Tek başına zor olmuyor mu ya? Doktor, döndün mü? Gerçi çok uzaklaşamamıştın ama. Yani. Geç. Yok, gidiyorum. Nereye? Odama. Akşama? Tabii, lütfen. Gol. İçim biraz buruk. Niye? Vahap Bey'e giderken bir veda yapamadık. Bu kadar üzülmeyin ya. İsterseniz şirketlerinden birini ziyaret edip bir veda diyebiliriz. İster misiniz? Ben almam. Sen? Teşekkür ederim. Ben de öyle düşünüyorum. İpek hocanız böyledir işte. Önce böyle bir adamın asabını bozar, dengesini bozar. Sonra bir hareket yapar. Ah oh, dersin be. He? Mutlu eder insanı. O kadar insanı ikna etti. Koskoca bir servetten vazgeçirdi. Hepimizi kurtardı. Oo. Bir, iki, üç. İpek Hoca. İpek Hoca. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz gibi gözüküyor sence? Galiba kutlama yapıyorsunuz. Evet. Benim şerefime yapıyoruz sanırım. Çünkü hepinizi kurtardım. O zaman... Efendim Şerefe. Şerefe. Sağda. Wow. Ancak... insanlarla birazcık iletişim kurup... Yapma. Olanağına sahip... Yapma, sıkma. Olsaydın bütün bu baş ağrılarını yaşamamış olacaktık. Elle sık limonu değil mi? Ortamın içine limonu sık. Haklısın. Yani bize sadece 10 milyon dolarcağı mani oldun. Bir önemi yok. Biz bunlarla ne yapabilirdik? Yeni iş imkanları sağlayabilirdik, insanları kurtarabilirdik değil mi? Ama neyse. Kader utansın. Ama kabul et. Sen de çok mutlusun. Frankenstein'dan kurtuldun diye. Aslında şu anda senin de mutlu olman lazım. Yani kaybettiklerimize üzülüyor olman gerekirdi. Bravo! Geliyorsunuz değil mi? Limonu sıktı, gitti. Böyle. Her zaman böyle. Evet. Yarın sabah işimiz var. Erken. Hadi bakalım herkes evine. Tamam. Ortalığı toplayacağız yalnız. Hadi şu kanepeyi falan kaldıralım. Yenge mesela. Tabii ki. Doktor benim bacak şey biliyorsunuz yoksa. Hadi be. Thank you.
Teşekkür ederim.